Haldun, yalnız Feriha'nın okulu var tabii. O yüzden saatleri ona göre ayarlamak lazım. Bizde saatler sabittir sana. Ama Feriha ailesine bu durumdan hiç bahsetmeyecek ki. Ha bir de kapıcının kızını gizli gizli çalıştıracağız yani. Kızın çalışmasına izin vermiyorlar. O da aidat parasını kaybettim diyemiyor. Nelerle uğraşıyoruz Sanem? Bir terslik olsa kimlerle muhatap olacağız? Bir ay çok kısa bir süre Haldun. Kimsenin bunu senin gibi problem edeceğini zannetmiyorum. Zaten bir süredir ben ne söylesem problem haline getiriyorsun, farkında mısın? Şaşırtıyorsun beni Sanem. Kapıcının kızı için bana tavır alıyorsun. Yaptığı büyük iyiliğe küçük bir karşılık vermek istedim desek. Para verip konuyu kapatmayı yeğlerim. Feriha para kabul etmez. Zaten o benden bir şey istemedi. Ben teklif ettim. Yaptığı iyiliğe karşılık vermek istedim. Şimdi sözümü çiğneyip beni kapıcının kızının karşısında küçük mü düşüreceksin? Ah, hoş geldin Feriha. Merhaba. Gel. Gel içeri geçelim. Akşam okul çıkışı otele uğrarsın Feriha. Orada Cihan Bey var, şef garsonumuz. Onunla birlikte çalışma programını ayarlayın, tamam mı? Teşekkür ederim Sanem Hanım. Çok sağ olun Halim Bey. En azından ailenin durumdan haberdar olmasını tercih ederdim. Alışılmadık bir durum oldu böyle. Her neyse, sana iyi çalışmalar Feriha. Sanem ben çıkıyorum. İyi çalışmalar. Evet Feriha, gerisi sana kalmış. Bak, zaman çok önemli, tamam mı? Elini çabuk tut, bol bol bahşiş toplamaya bak. Yalnız Sanem Hanım, ben ne sizi ne de Haldun Bey'i zor durumda bırakmak istemem. İsterseniz ben başka bir iş bulayım. Size borcumu öderim oradan kazanıp. Ne ilgisi var? Sen kimseyi zor durumda bırakmıyorsun. Haldun işi konusunda biraz titizdir. Yani seninle bir ilgisi yok. Peki. Annemler konusunda gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederim. Onlar asla izin vermezdi çalışmama. Biliyorum. Zaten sen söylemesen de ben düşünmüştüm bunu. Yalnız Feriha, ben de senden bir şey isteyeceğim. Buyurun. Biliyorsun, senin çalışmaya başlayacağın otel, Cansu'yu göndereceğimiz dershanenin çok yakınında. Kaytarmak için eline fırsat vermek istemiyorum. Bu da bizim sırrımız olarak kalsın. Neymiş sırrınız? Günaydın. Ben de sesini duyunca yine okulu bırakıp da annenle temizliğe geldin sanmıştım. Feriha okulla ilgili bir proje için bana fikir danışmaya gelmiş. Yani daha netleşmediği için de duyulsun istemiyor. Duyulsun derken? Benim duymamı istemiyor yani. Merak etme Feriha. Yani arkanda Sanem Hanım varken sen en iyi projeye imza atarsın. Bildiğim kadarıyla Cici annemin başarısız olduğu tek proje benim. Ben bakayım. Ne oluyor sana Cansu? Asıl sana ne oluyor? Ne zamandır Sanem Hanım'la takılıyorsunuz? Yapma. Ha ne yapmayayım? Sabahın köründe üvey annemle seni fısıldaşırken buluyorum. Ve seni bana karşı kullanmasına izin veriyorsun. Ne diyorsun Cansu? Yapma Feriha. İstanbul'un en iyi üniversitesini bursla kazandın. Anlayabilecek zekadasın. Ama anlamamak işine geliyor tabii. Ne işime geliyor? Açık konuş. Her şey yeterince açık değil mi sence?
Ha ben kaybettim. Sen kazandın ve o kadının cephanesi oldun. Ve ne zaman bir üniversite konusu açılsa beni seninle vuruyor. Sen de bunun tadını çıkarıyorsun. Ben kazanmak zorundaydım Cansu. Başka şansım yoktu. Hem Sanem Hanım seni neyle vuruyor? Bir kapıcı kızı kadar bile olamadın mı diyor. Feriha, bize biraz izin verir misin? Cansu'yla bir şey konuşacağım. Projende başarılar. Kapat o bilgisayarı. Hemen dışarı çıkıyoruz. Bu asosyallik, bu kıskançlık seni giderek çıldırtıyor, farkında mısın? Cansu, kabuğunu kıracaksın. Dershaneye başlıyorsun.